Herkese selamlar. Ben Özkan. Muhtemelen beni tanımıyorsundur. Kısaca sana kendimden bahsedeceğim. İsmim Özkan Arıcı. Freelance developer'ım. Aynı zamanda bir bilgisayar firmasında bilgisayar teknikeriyim. Bu videoda sizlere nasıl yazılımcı olunur, nasıl yazılım dili öğrenilir bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sevgili abim, kardeşim, büyüğüm ve beni izleyen kişi her kimsen, eğer bu videoyu izliyorsan çok dikkatli bir şekilde takip et. Sana nasıl yazılımcı olunur bunlardan bahsedeceğim. Muhtemelen bu videoyu izliyorsan yazılım geliştirici olmak istiyorsun ve yazılıma merak saldın. Öncelikle nereden başlaman gerektiği konusunda sana bilgiler aktarayım. Öncelikle yazılıma yeni başlıyorsan, yani hiçbir bilgin yoksa, hiç sıkıntı değil. Algoritma öğrenerek işe başlayabilirsin. Gördüğün gibi ben en dipten en tepeye doğru sıralamayı sizler için yaptım. Öncelikle temeli algoritma ile kuracağız. Temelimiz sağlam olsun ki yarın öbür gün hangi dili öğrenirsek öğrenelim, hiçbir sıkıntı çekmeden, hiçbir zorluk çekmeden çok kolay bir şekilde bu dili öğrenebileceğiz. Bu dille uzmanlaşabileceğiz. Kendimizi ileri seviyeye taşıyabileceğiz. Ve çok iyi maaşlar, çok iyi paralar kazanabileceğiz arkadaşlar. Eğer bu işe merakınız varsa İşe öncelikle algoritma öğrenerek başlayabilirsiniz. Ben bu kitabı sizlere tavsiye ediyorum. Algoritma kitabını, buraya da görselini bırakacağım arkadaşlar sizlere. Buradan hangi kitap olduğuna bakabilirsiniz. Daha sonra algoritma bilginizi oluşturduktan sonra, sağlam bir şekilde inşa ettikten sonra kendinize bir hedef belirleyin. Ne tür bir yazılımcı olmak istiyorsunuz? Mobil uygulama geliştiricisi mi? Oyun yapımcısı mı? Web siteleri mi yapmak istiyorsunuz? Veya masaüstü uygulamalar mı yapmak istiyorsunuz? Öncelikle bu hedefinizi belirleyin arkadaşlar. Bu hedefinizi belirlemeden yazılım dili seçmeyin kendinize. Öğrenmeye başlamayın. Çünkü eğer kendinize bir hedef belirlemezseniz oradan oraya savrulursunuz sürekli. Ve dillerin içerisinde boğulursunuz, kaybolursunuz arkadaşlar. Hiçbir şey de öğrenemezsiniz, bilginiz olsun. Kendinize bir hedef belirleyin. Öncelikle örnek vermek gerekirse, mobil uygulamalar geliştirecekseniz mobilden devam etmenizi sizlere öneririm. Mobil uygulama geliştirmeyi seçtikten sonra ne tür mobil uygulamalar geliştireceksiniz? Android mi, iOS mu veya cross platform mu? Yani her iki platformda çalışan uygulamalar mı? Buradan da seçimi yaptıktan sonra yazılım dili araştırmasına geçebilirsiniz. Örneğin cross platformu seçtiniz diyelim ki. Hem Android hem iOS'ta da çalışacak bir uygulama geliştirmek istiyorsunuz. Bunun için var olan yazılım dillerini araştırmaya başlayacağız. İhtiyacımıza en uygun dili bulup öğrenmeye geçeceğiz arkadaşlar. Mesela cross platform için hangi diller var? React Native olabilir, Flutter olabilir. Bu tarz diller cross platform için sizlere uygun gelecek dillerdir arkadaşlar. Bu dili seçtikten sonra öğrenme işlemine geçebilirsiniz. Bunu öğrenirken YouTube'dan destek alabilirsiniz. Eğer videolara, eğitim setlerine para vermek istemiyorsanız ücretsiz olarak YouTube'da eğitim videoları mevcut. Bunları izleyebilirsiniz. Ayrıca bunları izlerken bir yandan da bilgisayarınız önünüzde açık olsun. Adım adım siz de takip ederek, onlar ne yapıyorsa siz de aynısını yaparak öğrenmeye çalışabilirsiniz. Mutlaka öğrenirken pratik yapın arkadaşlar. Yani sadece videoları izleyerek geçmeyin. Kendinizi kandırmayın yani boşuna. Sadece videoları izleyerek, kitapları okuyarak bu iş öğrenilmez. Ne kadar İzlerseniz izleyin, pratik yapmadıkça sıfırsınız arkadaşlar. Yani hiçbir şeyi öğrenemezsiniz. Bilginiz olsun, sadece vakit kaybı ve kendinizi kandırmış olursunuz. Mutlaka pratik yapın bol bol. Daha sonra videoları durdurun, kendiniz yapmaya çalışın bu örnekleri. Kendinizi bir nebze de olsa zorlayın. Onlar nasıl yapıyor, kendiniz örnekler üretmeye çalışın. Farklı farklı şeyler yapmaya çalışın. Oradaki örnekleri geliştirerek, değiştirerek onları tekrar tekrar yapmaya çalışın arkadaşlar. Daha sonra kendinize bir proje belirleyin. Bu dili öğrenmeyi tamamladıktan sonra, gerçi bir dilin öğrenmesi hiçbir zaman bitmez. Sürekli yenilikler devam eder. İhtiyaçlar devam eder. Yani öğrenmeler kısaca devam eder arkadaşlar. Daha sonra kendinize bir proje belirleyin. Bir projeyi yapmaya başlayarak bu proje üzerinden ilerleyin arkadaşlar. Proje zor bir proje olsun ki sizi zorlasın. Sizi zorladıkça sizi araştırmaya itecektir, yeni şeyler öğrenmeye itecektir. Bu sayede o dili fazlasıyla öğrenmeye çalıştığınızı
çabaladığınızı, başardığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Bundan dolayı mutlaka ama mutlaka projeler, örnekler yapın. Eğer bu projeler, örnekler olmazsa yazılım dili öğrenme çabanız hiçbir işe yaramaz. Hepsi tamamen boşa gider arkadaşlar. Beni izleyen küçüğüm, büyüğüm, lütfen bu tavsiyelerime mutlaka uy. Eğer yazılım dili öğrenmek istiyorsan bunlara mutlaka uy. Eninde sonunda öğrendiğini göreceksin ve bana teşekkür edeceksin. Eğer sana bir nebze katkım olduysa ne mutlu bana. Daha sonra eğer imkanım varsa kurslar dışında daha farklı yerlerden ücretli eğitimler alabilirsin. Örneğin Bilgi Adam gibi yerlerden ücretli olarak eğitimler alabilirsiniz arkadaşlar. Ancak bu eğitimlerin fiyatları biraz yüksek olduğu için herkesin bütçesi yetmeyebiliyor. Ancak bunlar şart mı? Kesinlikle şart değil. Kendinizi videolardan veya normal Udemy gibi yerlerden, kurslardan çok rahat bir şekilde geliştirebilirsiniz arkadaşlar. İlla ki bunlar şart değil. Bunların dışında yazılım dili öğrenirken en önemli ama en önemli şeylerden bir tanesi de pes etmemek. Yani yazılım dili öğrenmeye başladığınızda, zorlandığınızda çok zormuş diyerek pes etmeyin. Ara verebilirsiniz. Biraz dinlenin. 2-3 gün kendinize ara verin. Kafanızı dağıtın. Sonra tekrar kaldığınız yerden devam edin arkadaşlar. Ama pes etmeyin. Pes ettiğiniz takdirde bütün çabanız da vaktiniz de boşa gitmiş olur. Yani bu işe başlamanın hiçbir anlamı kalmaz. En azından pes edecekseniz en başta bırakın, başlamayın. Bu yazılım dili öğrenme süreci oldukça zorlu bir süreç. Sizleri kolay diyerekten kandırmak istemiyorum. Ümit vermek istemiyorum arkadaşlar. Yazılım dili öğrenmek gerçekten çaba isteyen, özveri isteyen ve çalışma isteyen bir iş arkadaşlar. Öğrenmesi kolay değil ancak o kadar aşırı zor da değil. Başkaları yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Yani öğrenmekten, çabalamaktan korkmayın arkadaşlar. En fazla ne olabilir ki? Yani ne kaybetmiş olursunuz ki denemekten? Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ancak bu dili çok güzel bir şekilde öğrenirsiniz. Çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Kendinizi geliştirdiğiniz takdirde çok iyi paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer sizin de bana sormak istediğiniz sorular varsa yorum bölümünden iletebilirsiniz. Veya sosyal medya hesaplarından beni takip edin. DM üzerinden bana mesajlar gönderin. Sormak istediklerinizi sorun arkadaşlar. Nasıl yapabilirim? Nereden başlayabilirim? Şunu öğrenmek istiyorum. Şu dili öğrenmek istiyorum. Şunu yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim diye bana sorular sorun arkadaşlar. Kesinlikle yani ben sorularınızdan gocunmam. Cevaplamaktan memnun duyarım. Bana bu soruları sorun yani. Yeter ki öğrenin ama bu soruları sorun arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.